Pinebark bildiğiniz gibi çam kabuğu. Biz çam kabuğu ekstraktör ettik. Önceki ismi Pinot Ama beni aradı Fransız firması Pinot bizim dediler patentli ürünümüz. Ne yapalım? Bizden alacaksın. Peki oğlum kaç para? Kilosu 2500 avro. Hoppala. Ben senden kilosunu 2500 avroya alsam 25 bin lira. O zaman bu kapsülü kaça satacağım? Beni ilgilendirmez, benden alacaksın yoksa mahkemeye veririm. Peki dedim. Hangi çam bu? Sahil çamı. Evet, bizde de Akdeniz var. Bizde de bütün Akdeniz sahilleri Kızılçam, sahil çamı. Evet, biz de ne yaptık? Türkiye'de yetişen özel bir çam tabii. Çeşitli çam türleri var. Hemen bunun ekstraktını ürettik. Maliyeti hamdolsun düşürdük. Yani 25 bin lira kilosuna verecek halimiz yok. O kadar enayi değiliz. Fransız yaparsa Türk daha iyisini yapar. Evet. Şimdi neden Pinebark ürettik? Pinebark kan sulandırıcı kimyasallardan daha etkili ve yan etkisi yok. Kan sulandırıcıdan daha etkili. Kan sulandırıcıdan daha etkili. Kan sulandırıcı Komodin, aspirin vesaireden daha etkili, yan etkisi yok. Komodin, aspirin gibi kan sulandırıcılar sistemi çökertir. Bir hastalık için kullanırsın, 40 hastalık çıkar. Komodin yaz, yan etkilerine bakar. İlla benim bakmam şart değil, kendi de bakabilirsin. İlaç rehberinden Komodin'in yan etkileri. Komodinin yan etkisi. Komodinin yan etkisi. Komodinin yan etkisi. Şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, konuşma bozukluğu, bayılma, bilinç kaybı, göğüs ağrısı, sarılık, kusma, ağızda kahve telbesi gibi kırmızı renkte kan gelmesi, öksürük ile ağızdan pembe köpüklü kan gelmesi, dışkıdan kan gelmesi veya katran renginde dışkılama, idrarda kanama, idrarın pembe veya kahverengi olması, diş etinde, burunda aşırı miktarda kanama, kadınlarda üreme organlarında aşırı oranda uzun süre kanama, vücudun bilinen bir nedeni olmayan ki morarmalar, mide, bağırsaklarda şişkinlik, bulantı, ishal, kramp tarzında karın ağrısı, karaciğer ile ilgili bozukluklar, karaciğer enzimlerinde artış, tansiyon düşüklüğü, solgunluk, kansızlık, ateş, kuvvetsizlik, saç dökülmesi, kaşıntı vesaire. O daha devam ediyor. Ben bunları hangi birini sayayım? Deride dokuntu, deride döküntü, deride morarma vesaire bir sürü sorun. Kimyasal kullanırsan vücut yavaş yavaş çöker. Bir hastalık için kullanırsın 40 hastalık çıkar. Amerika Birleşik Devletleri'nde kimyasal ilaçların yan etkilerinden dolayı yılda 450 bin kişi ölüyor. Türkiye'de var mı herhangi bir veri? Yok. Niye yok? Niye yok? Hastanede yok. İşte ölen insanlar kimyasal ilaçların yan etkilerinden ölen Amerika'da 450 bin kişi. Türkiye'de en az 60-70 bin kişi. Ama hiçbir veri yok. Hiçbir şey yok. Ha, çam kabuğu ekstraktı. Pinebark kullanıyorsun. Komodinden daha etkili yan etkisi. Kan sulandırıcı. Kalp dolaşımı. Kan zaafı dolaşımı. Efendim, işte ameliyat oluyor. Stent takılıyor, anjiyo oluyor. Doktor diyor ki ömür boyu bunu kullanacak mı yoksa kan pıhtılaşma riski var. Pinebark var. Evet, Profesör Doktor
Andera. De Andera. Ne diyor? Prostor Paket Angera vesaire. Bu diyor, içermiş olduğu fenoller, polifenoller vesaire diyor, flavonitler, flavonit glikozitler, serbest radikalleri süpürücü. Serbest radikal ne yapıyor? DNA'ya saldırıyor. Günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep oluyor. O da bağışıklık sistemi çöküyor, halsiz, dermansız, yorgun. Bir sürü hastalığı tetikliyor. Serbest radikalleri yok eder diyor. Profesör Doktor Bakart, Profesör Rodavalt vesaire vesaire. Bir diğer özelliği ise nitrik oksit salınımını, sentezini, NOS artırıyor. NOS. NOS nitrik oksit. Yani akıllı molekül nitrik oksit. Beyin saniyede milyonlarca nörotransmitter halinde, bir de NOS akıllı molekül gönderiyor oraya, buraya, şuraya. Yani postacı gönderiyor. Postacı değil de akıllı molekül, ne diyelim? Şunu 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 yap diye komut gönderiyor bu akıllı moleküller. NOS, nitrik oksit salınım sentezi. Bunu artırıyor, bunu düzenliyor. Nitrik oksit salınımı azalırsa vücudun salgılamış olduğu, beynin fonksiyonları yavaşlar. Komut gönderemez. NOS, nitrik oksit salınımını artırıyor. Antioksidan, anti-aging. Kim diyor? Profesör Doktor Krim. Profesör Zivonova falan filan. Evet. Antioksidan olduğunu birçok ilim adamı, Maimonia glutati vesaire vesaire, serbest radikalleri yok edeceğini, DNA tamirini, DNA bozulan, kırılan DNA'ları tamir ettiğini Maimonia glutati vesaire belgelemiştir. Kramp çözücü, kramplara, ağrılara, Suzuki ve ekibi, migren, kas ağrısı, kramplarını vesaire önlüyor. Enfeksiyonları önlüyor. Genetik, bozulan, hasara uğrayan genetik yapıyı tamir ediyor. Bunu söyleyen kim? Bir Türk, Profesör Doktor Aydın ve ekibi. Çok enteresan. Antimikrobik özelliklere sahip diyor. Toras, Profesör Doktor Toras ve ekibi kandidayı yok eder diyor. Kandidanın her türünü. Toras ve ekibi. Peptik ülsere neden olan Helicobacter pylori isimli akıllı bakteri bu. Kendini tehlikede gördüğü zaman sabun köpüğü gibi köpük üretip onun içinde gizleniyor. Sonra midenin içine geçince, deriyi delince alta geçiyor, tahribatı devam ediyor. Peptik ülsere neden olan Helicobacter pylori'yi zararsız hale getirir diyor. Rodewald, Profesör Rodewald, Profesör Bayl. Pişmiş etteki Staphylococcus aureus bakterisini zararsız hale getirir diyor. Profesör Doktor Kocabaş, Türk. Staphylococcus nedir? Aureus, dünyanın en tehlikeli mikroplarından biri. Hastane enfeksiyonu sebep olur. Hastane. Hastane enfeksiyonu. Profesör Doktor Buzart ve ekibi Pinebark kansere karşı etkili diyor. Çalışmasını yayınlamış. Profesör Maimonia ve ekibi lösemiye karşı etkili diyor. Çalışma yapmış. Diyabete karşı etkili diyor. Profesör Liu ve ekibi. Yani sayısız klinik araştırma. Yüksek tansiyona karşı etkili, damarları açar, plakları çözer, nitrik oksit salınımını artırır vesaire. Dikkat dağınıklığı, dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi sorunlara karşı. Davarakova. Psikolojik sorunlara iyi gelir diyor. Bir başka çalışmada kolesterol, lipid, trigliseriti önlediği, karaciğer yağlanmasını önlediği belgelenmiştir. Bu da Profesör May ve ekibi falan filan. Bir çalışmada Alzheimer ve Parkinson'a iyi geldiğini belge çok isteyen Google'dan benim söylediklerime bakabilirler. Yani araştırmak isteyen araştırsın. Söylediklerimde hep arkasındayım. Bilgi ve bilgi dayanıyor. Boş laf yok.